<laughs> İşgal devleti İsrail'in Filistinlilere yönelik zulmü devam ediyor. İsrail askerleri geçtiğimiz günlerde Gazlı Şeridi'nin Han Yunus kentinde Kızılay binasını hedef alarak duvarlarını yıkmış, çalışanlara ve sığınmacılara ateş açmıştı. İsrail'in insanlığı ayaklar altına aldığı alçak saldırılarına bir yenisi daha eklendi. İşgalci İsrail askerleri bu kez de kentte bulunan sığınmacı çadırlarını ateşe verdi. Filistin Kızılayı, İsrail askerlerinin düzenlediği baskının ardından yazılı açıklama yaparak ekiplerinin, yaralıların, hastaların ve binadaki binlerce yerinden edilmiş kişinin güvenliğinden derin endişe duyduklarını ifade etti. Öte yandan işgalci İsrail ordusunun Gazze şeridinde Hamas'a ait tünel bulunduğu iddiası asılsız çıktı. İddiaları yalanlayansa ABD'li yayın kuruluşu CNN oldu. İsrail güçleri iş makineleriyle tahrip ettikleri Han Yunus'taki Beni Süheyla mezarlığının altından Hamas'a ait tünel geçtiğini savunurken bölgeye giden ve iddiaya konu olan tünel girişini görüntülemek isteyen CNN muhabiri çeşitli bahanelerle engellendi. CNN muhabiri İsrail askerlerinin kendine mezarlık yakınlarında başka iki tünele ait görüntüler gösterdiğini belirtti. Gazze enkaza dönüşmüş durumdayken İsrail Başbakanı Netanyahu işgal altındaki Batı Şeria hakkında konuştu. Gazze'ye yönelik saldırılarına zafer kazanıncaya kadar devam edeceklerini söyleyen Netanyahu bu nedenle Gazze dışındaki diğer bölgelerle de ilgilenmeleri gerektiğini dile getirdi. Katil Başbakan Netanyahu Batı Şeria'da hedeflerindeki kimseleri terörist olarak niteleyerek bunların 500'den fazlasını öldürdüklerini ama işlerinin bitmediğini söyledi. Netanyahu, Batı Şeria'da kan dökmeye devam edeceklerinin sinyalini verdi. is our...